Seçim 2015'ten iyi günler sevgili seyirciler. 2015 milletvekilliği genel seçimlerine 3 gün kaldı. Hatta 2,5 gün kaldı diyebilirim. Çünkü bugünün yarısını bitirmiş durumdayız. 2,5 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandık başına gidecekler ve tercihlerini yapacaklar. İktidar değişecek mi, değişmeyecek mi, mevcut iktidar kalacak mı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir iktidar mı başa gelecek, yeni bir yönetim mi oluşturulacak? İşte bunların hepsi pazar akşamı en geç saat 12 veya 1'de belli olacak sevgili seyirciler. Seçim sonuçları öyle çok uzun sürmüyor. Hele milletvekili genel seçimleri sonuçları saat 12'de veya 1'de bitiyor sevgili seyirciler. Sonuçlar belli oluyor. Seçim 2015'te bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa 3. sıra milletvekili adayı Sayın Tur Yıldız Biçer var. Çok çalışkan bir milletvekili adayımız. 2011 seçimlerinde de 10. sıradaydı milletvekili adayı olarak. Bu seçimlerde 3. sıra olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yarışının içerisine dahil oldu. Neredeyse 3. tur, 4. turunu bitirdi ilçelerde. Manisa merkeze de girmediği mahalle ve sokak kalmadı. İnsanlarla birebir diyalog içerisinde bulundu. Hem partisinin seçim vaatlerini anlattı hem de kendisini tanıttı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Radyo. Yine ayağınızın tozuyla biz sizi stüdyomuzdan aldık. Geçtiğimiz günlerde yine ilçelerdeydiniz. Dün neredeydiniz? Dün Soma'daydım. Soma'da seçim çalışması yaptınız. Bir gün önce Turgutlu'daydım. Evet. Kaçıncı tur bitirdiniz şimdi ilçeleri? Şimdi neredeyse köylere bile ikinci kere gitmeye başladık. Hani bazı köyler var, ikinci kere gittiğimiz. Yine de vatandaşımız çağırıyor. Çok değişik bir süreç gerçekten de. Hani bu hafta gelmediniz diye tekrar çağırıyorlar. Vatandaş oldukça alıştı sizi görmeye. Bir de doktorunuz vasıtasıyla zaten vatandaşın birçoğu sizi tanıyor. Evet, evet sağ olsunlar. Evet, sağ olsunlar. Peki, çok yoğun bilgi gösteriyorlar. Gittiğiniz yerlerde vatandaşlarla yaptığınız sohbetlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem iktidar olabileceğine dair ne tür gözlemler gözlemliyorsunuz, analiz ediyorsunuz? Evet, şimdi sevgili Nurgül gerçekten süreç artık öyle şeyler olmaya başladı ki son günlerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı olarak ben bile bazı noktalarda artık şaşırır duruma geldim. Yani geçerken arabamızı durduruyorlar. Biz size oy vereceğiz diyorlar. Bize broşür vermediniz diyorlar. Bu mahalleye tekrar bir daha gelin. İşte şurada bir komşumuz daha var, ona da gelin. Bu kahveye birlikte gidelim, öbür köye birlikte gidelim. Vatandaşımızı geziyoruz, esnafımız gerçekten de artık sabrımız kalmadı. İşte son üç günü sabrediyoruz. Biz sizden daha çok heyecanlıyız. Yeter artık bizi kurtarın. İnanın ki bu sözcükler, bu cümleler tamamen vatandaşın kendisine ait. Hani daha kendimizi tanıtıp oy istemeye fırsat kalmadan onlar zaten hani hakimler, müziğin sesini duyduklarında işte kahvelerin önüne çıkıp alkışlıyorlar. Milletçe alkışlıyoruz. Coşkusunu yaşıyoruz hep beraber. Yaşanacak bir Türkiye diye bağırıyorlar balkonlardan. Yani inşallah tabii artık az kaldı. 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında rahat bir nefes alacağız diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye'de birlikte yaşayacağız diyoruz biz de vatandaşlarımıza. Gittiğiniz yerlerde vatandaş en çok CHP'nin seçim vaatlerinden hangisini soruyor size? Şimdi asgari ücret mi, mazot mu, emekliye verilecek olan yardım mı, yoksa sosyal haklar mı? Hangilerini soruyorlar daha çok? Şimdi bu saydıklarımız aslında hepsi de çok ilgi gören maddeler. Ama bazı maddeler var ki onlar basında çok yer bulmadı. Onları da biz anlattıkça gerçekten çok müjdenin farkına varabildikleri maddeler var. Ama sizin saydıklarınızdan emekliye 2 maaş ikramiye olması, hani o inanılmaz bir coşku yarattı. Hatta emeklilerimiz yani direkt şunu söylüyorlar. Biz daha önce hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiştik. Ama bu sefer sırf bu nedenle bile olsa bu seferliğine vereceğiz. Yani birçok emekli bunu söylüyor. Özellikle biliyorsunuz Çiftçi Bağkurundan emekli olan vatandaşlarımız çok düşük ücretlerde alıyorlar. Çok düşük oranlarda emekli ücreti alıyorlar. 470 liraya kadar olanını ben şahit oldum. Ama onun altında da belki vardır tam bilemiyorum daha altını. 470 lira gibi emekli ücreti alan vatandaş gerçekten en düşük emekli ücretinin 1500 lira olacak olmasından ve 2 maaş ikramiyeden inanılmaz mutlu. Yani gözünün içi gülüyor diyebilirim. Bundan çok büyük coşku duyuyorlar. Çünkü hani duymaması da mümkün değil sevgili Nurgül. Bizim sonuçta geldiğimiz bu noktada mutlaka ki ülkemizin geldiği noktada
emeklilerimizin alın teri var. Yani hiç kimse bunu yadsıyamaz. Bu zaten bizim, nasıl derler, boynumuzun borcu olan bir şey. Yani emeklimizi düşünün ki 470 lira gibi bir emekli maaşı, emeklimizi devletin resmi rakamlarına göre açlık sınırı zaten 1 milyar 330 lira. Devlet kendisi açıklıyor. Diyor ki 1 milyar 330 liranın altında ki vatandaşımız açlık sınırının altındadır diyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakamı değil. Devletin resmi rakamı. Bir yanda 1 milyar 330 lira açlık sınırı, bir yanda da emeklimiz, 11 milyon tane emeklimiz var Türkiye genelinde. 8 milyon tanesi bakın 1 milyarın altında maaş alıyor. Şimdi böyle bir adaletsizlik, böyle bir nasıl diyeyim, eşitsizlik, yani ne vicdana ne hukuka ne nasıl diyeyim insanlığa hiçbir şeye sığmaz. Emeklimizin bu noktada olması. Partiniz, milletvekilleri, adaylarınız mevcut. Milletvekilleriniz Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini hem seçim meydanlarında hem yaygın medyanın ekranlarında anlatırken, gazete sayfalarında anlatırken İktidar Partisi'nin dayandığı tek bir konu var. Yapsaydık biz yapardık. Böyle bir kaynak yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim vaatlerini yerine getirebilmesi için kaynağı nereden bulacak? Bol keseden atıyor gibilerinden. Hatta doğudaki bazı milletvekilleri de çok sert muhalefetler yapıyor AK Parti'nin bazı milletvekilleri. Şimdi bu kaynak meselesini biz biraz daha bir kere daha bir masaya yatıralım Sayın Biçer. Nereden bulacak? Mesela asgari ücretin 1,5 milyon olabilmesi için, eski parayla söylüyorum bu arada, kafanız karışmasın, biz hala eskide kaldık. Nereden bir kaynak yaratılacak onu anlatın. Çiftçiye mazotun 1,5 liraya verilebilmesi için nereden kaynak olacak, bulunacak onu anlatın. İşte esnafa KOBİ'sinin sorunlarına olmayan bir Türkiye demişsiniz, böyle vaatleriniz var. Emekliye var, öğretmene var, kadro alamayan öğretmenlere var, öğrencilere var, eğitim sektörüne var, sağlık sektörüne var ki siz sağlık sektöründen gelmiş bir insansınız. Kulak burun boğaz uzmanıdır Doktor Tuğr Yıldız Biçer Devlet Hastanesi'nde çok uzun yıllardan beri hem de cerrah olarak çalışıyor, emek veriyor. İstifa etti ve milletvekilliğini, adaylığını açıklamıştı. Allah geri dönüşü nasip etmesin, milletvekilliği nasip etsin i̇nşallah, diyorum. İnşallah, inşallah. Sonuçta daha fazla yetkiyle Manisa için, Türkiye için çalışmayı nasip etsin diyelim. Amacımız sonuçta hizmet etmek. Manisa için çalışmak, ülkemiz için çalışmak benim için kutsal bir görev. Öyle ya da böyle hizmet etmek. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yani inşallah bundan sonrasında Ankara'da Manisalı kadının sesi olarak, Manisa'da kamu çalışanının sesi olarak, Manisa'daki emekçilerin sesi olarak, çiftçinin sesi olarak, işçinin sesi olarak, bütün acı çeken 13 yıl boyunca iktidarın uygulamalarından dolayı acı çekmiş kardeşlerimizin hepsiyle birlikte acı çeken bir vatandaş olarak tabii ki Ankara'da Manisa'nın sesi olmak istiyorum. Evet, kaynak meselesine dönelim Turan'a. Evet sevgili Nurgül, şimdi biz ayın 19'unda resmi seçim bildirgemiz açıklandığında 20'sinde ben zaten sahada sabahtan itibaren, 20'sinin sabahından itibaren açıklıyorum seçim bildirgemizi. İnanın ki ilk günlerde herkes daha bir şey anlatmadan, tamam ama kaynak nerede? Tamam ama kaynak nerede? Ama hala soruyorlar, evet, değil mi o soruyu? Hala soruyorlar ama çok azaldı. Yani günde diyelim ki 30 kişi soruyorsa şu anda bir kişi belki soruyor, belki hiç sormuyor. Tabii bunun nedenleri var. Bunu hem biz açıkladık hem de ikna edici şeyler söyledik elbette. Elle tutulur, akıl ve mantığa uygun açıklamalarda bulunduk. Bunun vatandaşımız bir yerde kara propaganda olduğunu anladı. Şimdi şöyle, bizim kaynak problemimiz yok. Bu çok net. İsterseniz diğer maddelerini de çok kısaca açıklayayım. Mazotu ve asgari ücreti. Tamam. Şimdi asgari ücret 1500 lira olacak dedik. Asgari ücretli için zaten şu anda işverenin cebinden 1500 lira çıkıyor sevgili Nurgül. Ama bunu işveren tabii belli bir kısmını gelir vergisi olarak devlete veriyor. Bir kısmını da işçiden kesilip yine vergi olarak devlete geliyor. Biz burada İşvereni de hiçbir şekilde bir külfet altına sokmaksızın dedik ki asgari ücrette vergi yok. Yani asgari, adı üstünde zaten asgari, bu vatandaş en düşük gelir düzeyine sahip vatandaşlarımız. Yani işverenden vergi alınmayacak. İşverenden. 1500 liraya kadar, evet, olan asgari ücret, eğer bir iş adamı veya işveren bir çalışana 1500 lira asgari ücret verecekse CHP iktidar partisi olursa tabii.
asgari ücretin bu bölümünden vergi alınmayacak. Evet. Eğer üstünü alırsa, işçiye 1500 liranın üstünde bir bedel ödenirse vergi alınacak değil Şimdi mi? Şimdi şu anda işverenin cebinden zaten 1500 liraya yakın bir para çıkıyor bir asgari ücretli için. Evet. 949 lirasını işçinin cebine giriyor. Kalan kısmı vergi olarak devlete geliyor. Bir de işçiden kesilen kısmı var. İşçiden kesilen kısmıyla işverenden kesilen kısmını devlet diyor ki ben almayacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Hepsi, bütün gelir vergisine ait kısım işçinin cebine girsin. Ben bu vergiden muaf tutuyorum. Asgari ücretliyi bakın, bu çok önemli. Yani en düşük gelir düzeyine sahip grubu rahat bir nefes almaları için vergiden muaf tutuyorum. Burada yalnızca devletin bir miktar vergi alamaması gibi bir durum var. O da şöyle kompanse edilecek. Alamadığı vergiyi üst gelir gruplarından, asgari ücretliden değil, üst gelir gruplarından vergi dilimlerine yayarak tahsil etmiş olacak. Yani asgari ücretlimiz vergiden muaf. O zaman haksızlık olmuyor mu üst gelir gruplarına? Üst gelir gruplarına dağılarak. Ama asgari ücretliyi koruyup ve kollamak zorundayız. Çünkü asgari ücretlimiz, bakın açlık sınırı demin de söyledim, 1 milyar 330 lira. 1 milyar 330 lira açlık sınırının açıklandığı bir ülkede asgari ücretin 949 lira olması tabii ki kabul edilemez. Yani mutlaka asgari ücretli kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı en az açlık sınırının üstüne çıkarmak zorundayız. Yani bunu zaten devlet, sosyal devlet görevi ve gereği olarak yapmak zorunda. Yani ben devletim, açlık sınırını açıklıyorum ama sen de benim asgari ücretlimsin, sen asgari ücretin altında maaş alacaksın denemez. Bülent Arınç da yaklaşık bir süre önce bir açıklama yapmış sevgili seyirciler. Demiş ki devlet kademesinin belirli yerlerindeki israfın önüne geçilirse o zaman vergi alınmasına da gerek kalmayacak. Yani bu Bülent Arınç'ın başbakan yardımcısı ve Bursa milletvekili Bülent Arınç'ın böyle bir açıklama yapması CHP'nin bu savunmasına da neredeyse onay verecek türden. Madem ki o zamanki devletin başbakan yardımcısı, hükümetin başbakan yardımcısı böyle bir açıklama yapıyorsa devletin üst kademelerinde israfın oldukça fazla olduğunu onaylamış oluyor. Değil mi? Evet, evet. Ben geçen gün başka bir yerde de vatandaşlarımız sordular bu konuyu. Gerçekten huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum Sayın Bülent Arınç'a. Kendisi biliyorsunuz Manisa'mızın da daha önceki milletvekili. Ben de şahsen tanıyorum kendisini. Hani bu süreç içinde inanın ki biz ne kadar anlatsak da Bülent Arınç'ın, Sayın Bülent Arınç'ın ifade ettiği kadar belki net anlatamayabilirdik. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü vatandaş üzerinde çok etkili oldu. Bunu ben gözümle gördüm. O açıklamadan sonra zaten köylerde, kahvehanelerde bile hocam zaten Bülent Arınç da aynı şeyi söyledi. Hani o dün gelseydin soracaktık ama bugün sormuyoruz dediler. Şimdi biz de aynı şeyi anlatıyoruz zaten. Biz de diyoruz ki yani kaynak nerede diye soranlara rakamları açıklıyoruz. Birazdan size de vermek istiyorum rakamları. Ama her şeyi bırakın bir kenara. Yani bütün rakamları israf biterse zaten bizim bir kaynak problemimiz yok diyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun iktidar partisi tarafından da hani biz israfı önleyemedik anlamına geldi bu. Biz iddialıyız. İsrafı önleyeceğiz. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız. Emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz. Mazotu da 1,5 lira yapacağız. Biz bunda iddialıyız. Ve bunların hepsini ilk 1 yıl içinde yapacağız. Hatta emekliye 2 maaş ikramiyeyi biliyorsunuz 100 gün içinde söz verdik. Yani hemen derhal hiç vakit kaybetmeksizin 7 Haziran'da seçim, 17 Temmuz'daki Ramazan bayramında emeklimize Ramazan baklavasını biz göndereceğiz. 1 maaş ikramiyesi hemen Ramazan bayramında cebinde olacak. Yani 4 ay içerisinde, Haziran'dan sonraki 4 ay içerisinde bu bahsettiniz. 4 ay bile değil, 100 gün. Hemen Kurban Bayramı'nın sonuna kadar 2 maaş ikramiye elinde olmuş olacak. Yani Kurban Bayramı'nda da kurbanlık koçlarını biz göndereceğiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar kısa sürede verilmiş ilk ve tek seçim vaadi. Şu ana kadar bu hiç gerçekleşmemiş bir şey. 100 gün içinde gerçekleşecek bir vaat. Hiçbir seçimde gerçekleşmemiş bir şey. Sanayileşme konusunda da açıklamalı var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle kırsal kesimde tarımın güçlendirilmesi, geliştirilmesi, organize sanayi, mevcut organize sanayisi olan illerde
illerin ilçelerinde de organize sanayi bölgelerinin geliştirilebilmesi, yeni fabrikaların kurulması ile ilgili de açıklamaları vardı. Manisa'ya geldiğinde, evet, miting yaptığında, hı hı, bu açıklamaları da şahsen televizyonumuzda da yapmıştır. Organize sanayisi olan bir ilin gelişmesinin önüne geçilemeyecektir mutlaka. İhracatın artması lazım. Ama tabii sadece il merkezlerinde değil, ilçelerde de organize sanayi bölgeleri olması lazım ki o ilçelerde kalkınsın. Ha ne olur? Beyaz eşya sektörü olur şehir merkezinde ama tarım kesimi için ilçelerde tarımla alakalı sanayileşme olması lazım. O ilde veya ilçede ne üretiliyorsa tarım ürünü olarak onunla ilgili mutlaka yatırımı yapılması lazım ki bu konuda da söyleyecekleriniz vardır mutlaka. Evet, evet. Şimdi demin mazot konusunu giremedik. Asgari ücret diye söyledim. Mazot da zaten 1,5 lira olması, inanın ki bunda hiç şaşıracak bir şey yok. Ben şaşıranlara şaşırıyorum. Yani neden şaşırıyorum derseniz, mazot zaten şu anda piyasada 1,5 liradan veriliyor biliyorsunuz. Mazotu bazı yatlar ve jetler zaten 1,5 liradan alıyorlar. Yani bu zaten yaşamın içinde bir şey. Yatlar ve jetler 1,5 liradan alırken şaşırmıyoruz ve kıyamette kopmuyor, görüyoruz, yaşam devam ediyor. Çiftçiye o zaman verirken mi şaşırdınız? Çiftçiye verilirken de 1,5 liradan verildiğinde de kıyametin kopmayacağı ortada. Şimdi biz çiftçimize, yalnızca çiftçimize 1,5 liradan vereceğiz dedik. Taahhüdümüz budur. Çiftçimiz çiftçi kayıt sistemine, kayıtlı arazilerine ekip diktiğini kanıtladığı sürece, yani bunda hiçbir keyfiyet yok bakın. Amaç yalnızca üretimi arttırmak. Çiftçimiz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan arazisi için mazotu 1,5 liradan alacak. Ve buna yine hala da sormasalar dahi kafalarının bir tarafında ola ki vatandaşımızın bir soru işareti vardır. Bir tek şey rica edeceğim vatandaşlarımızdan. Lütfen bir mazot faturasını alıp incelesinler. Bunu özellikle rica ediyorum. Bakın bir mazot faturası alıp incelendiğinde mazotun zaten rafineriden 1 lira 21 kuruşa çıktığı ve üzerine de ÖTV ve KDV vergisi eklenerek şu anda çiftçimizin eline ulaşan 4 lira 75 kuruşa ulaştığı çok net olarak görülecektir. Lütfen her ne kadar açıklasak da yine de saygı duyuyorum. Mutlaka ki soru işaretleri olabilir. Çok kolay bir mazot faturasına ulaşmak. Çiftçimize ÖTV ve KDV vergisini kaldıracağız. Çiftçimiz mazotu 1,5 liradan alacak. Bu bizim net ve kesin sözümüz. Sözümüz söz. Bu konuda hiçbir soru işareti olmasın. Şimdi bunu neden yapıyoruz, ona geleyim. Yani bütün bu anlattıklarımız, seçim vaatlerimiz, elinizdeki broşürde bakın çok ayrıntılı müjdeler var. Seçimle ilgili bildirgemiz, ayrıntılar var. Yani bu kadar uzun lafın kısası. Bana eğer bir tek cümleyle özetler misin derseniz sevgili Nurgül, tek bir cümleyle 2015 Haziran seçim bildirgemizi Türkiye'de üretimi arttırmak istiyoruz diye özetleyebilirim. Yani bizim tek bir derdimiz var. Üreterek içinde bulunduğumuz karanlıktan hep birlikte kurtulmak. Üreterek kurtulmak istiyoruz, üreterek kazanmak istiyoruz. Yani çiftçimize mazotu, gübreyi, ilacı ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için söylüyorum. Yemi neredeyse yarı fiyatına düşürecek şekilde vergiyi almayacaksak bunu tek bir şey için yapıyoruz. Türkiye'de üretimi arttırmak istiyoruz. Tek derdimiz bu. Yoksa bu kesinlikle bir seçim vaadi olarak algılanmasın. Bizim derdimiz Türkiye'yi yaşanacak bir Türkiye yapmak. Vatandaşın da tarlasından uzaklaşmasını sağlayabilmek için. Uzaklaşmamasını, evet, sağlayabilmek tabii için. Ki, çünkü çiftçilik bitti, tarım sektörü bitti. Elbette. İnsanlar fabrikalarda çalışmayı tercih ediyorlar. Elbette. Şimdi bunda çiftçiye dediğim gibi mazotu 1,5 lira yapıp diğer maliyetini de çiftçimizin düşürmekteki amaç üretimi arttırmak dedim. Şimdi bakın kaynak nerede sorusuna bu vesileyle bir yanıt daha vermiş olayım. Üretimi biz %3'ten %6'ya çıkardığımız zaman, yani bizim çiftçimiz ürettiği zaman şu anda Türkiye'de biliyorsunuz Trakya bölgemiz kadar, bakın Trakya bölgemiz çok büyük bir bölge, neredeyse Avrupa'daki birçok ülkenin yüz ölçümünden büyük bir bölge. İki Trakya bölgesi kadar alan ekilip dikilemiyor, boş. Hani kaynak nerede diye soranlara lütfen özellikle bunu söylemek yatıyor, istiyorum. Kaynak boş. Bizim böyle bir lüksümüz var mı? Hayır, yok. Çiftçimiz hem perişan, işçimiz perişan, genç çiftçilerimiz sanayi bölgelerine gelip
asgari ücretle taşeron işçi olarak, çoğu sigortasız olarak yaşam mücadelesi veriyor. Ama bu verimli topraklar, cennet topraklar ekilip dikilemiyor. Şimdi bizim derdimiz maliyetleri azaltarak, çiftçimizin girdisini azaltarak Türkiye'de gerçekten üretimi %3'ten %6'ya çıkarmak. Bakın hiç abartılı bir şey söylemiyorum. Yalnızca %3'ten %6'ya çıktığında cebimizdeki artı değer 60 milyar lira olacak. Eski parayla 60 trilyon lira. Bakın çok büyük bir rakamdan bahsediyorum ve üretimi arttırma oranımıza afaki bir şey söylemedim. Yalnızca %3'ten %6'ya çıktığında cebimizdeki artı değer 60 milyar lira olacak. Çünkü o zaman daha fazla ürün olacak. Daha fazla ürün olduğu zaman da pazardan satın aldığınız tarım ürünlerinden bahsediyorum. Tabii diğer dayanıklı tüketim mallarından bahsetmiyorum. Pazardan satın aldığınız ürün çok pahalı olmayacak. Çünkü zaten çiftçi ürettiğinden dolayı çok fazla mal ve ürün olduğundan dolayı pazarda veya marketlerde bunların fiyatları çok afaki olmayacak. Evet, İnsanların, peki. Vatandaşın cebindeki para böylece çarçur olmayacak. Hem tüketici kazanmış olacak hem de üretici kazanmış olacak. Biz kazanacağız sonuçta. Biz zaten çiftçi üretsin. Hani biraz bencilce olacak ama tüketici olarak bizler kazanalım istiyoruz. Yine bir rakam daha vermek istiyorum size. Yine kaynak nerede sorusuna yanıt olarak. Şimdi üretim arttığında 60 milyar lira dedim. Kayıt dışı ekonominin kayıt dışı bölümü kayıt altına alındığında yine en büyük ikinci amacımız bu. Birincisi üretimi arttırmak, ikincisi kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak. Cebimizdeki artı değer 100 milyar lira. Yani 100 milyar lirayı biz yılda kayıt dışı ekonomiden kaybediyoruz. Çiftçi bakın, kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemi çok önemli ama Türkiye'de ve Manisa'da çiftçi kayıt sisteminden henüz haberdar olmayan üreticilerimiz bile var. Çiftçi kayıt sistemine üye olmayan, kaydını yaptırmayan üreticilerimiz var. Bir kere bunu şimdi buradan hazır sözü gelmişken sevgili çiftçilerimizi uyaralım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelse de, AK Parti iktidarda kalsa da, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı gelse de bilmiyoruz. Bu 7 Haziran akşamı gecesi belli olacak. Ama üreticilerimizin, çiftçilerimizin mutlaka çiftçi kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu evet, bir yani evet, bu evet. Bundan kaçış yok. Evet, şimdi tabii ki kayıt dışı ekonomiden kaybımız, kaçağımız 100 milyar lira dedim. Bu her anlamda. Yani hem çiftçimizin kayıt dışı olanı var, hem esnafımızın kayıt dışı olanı var. Yani konu o kadar derin ve aslında şey ki, nasıl diyeyim, yani sistem o kadar çökmüş ve çürümüş ki, hani biraz yuvarlak konuşayım çok, gerçekten sistem çökmüş ve çürümüş. Çünkü bakın esnafımızın çoğu, ben karış karış geziyorum Manisa'yı, neredeyse Bağkur primini ödeyen esnafımız yok. Bu esnafımız 2 ay Bağkur primini ödeyemediğinde 3. ayın sabahında hastaneden geri dönüyor. Buna bir hekim olarak da yıllar içinde birçok defa şahit oldum. Nakit parayla işlemlerini yaptırması gerekiyor. Aynı Bağkurlumuzun zaten cebinde nakit para olsa gidip Bağkur primini ödeyecek. Tabii. Şimdi Bağkur primini ödeyemeyip borçlanmış, Bağkur borcundan dolayı sağlık güvencesi iptal olmuş birisine diyorsunuz ki nakit parayla işlemlerini yaptır. Yani böyle garip, yaman bir çelişki içine giriyor vatandaşımız. Bir de sosyal devletiz diyoruz. Sosyal devleti, sağlıkta sıfır şey diyoruz, para, yani hiç ücretsiz sağlık diyoruz. Sağlıkta devrim yaptık, dönüşüm yaptık diyoruz. Zaten onu da şöyle söylüyorum, hani sağlığın bir yere dönüştüğü aşikar da nereye dönüştüğünden emin değiliz. İyi bir yere dönmediğinden eminiz yalnızca. Şimdi şuraya getirmek istiyorum. Bağkurlumuz dolayısıyla bir şekilde vergi borcunu ödeyemediği zaman hem kendisi mağdur hem de biz devlet olarak, değil mi? Vatandaş olarak, devletin bir parçası olarak biz de mağduruz. Neden? Çünkü esnafımızdan vergiyi tahsil edemiyoruz anlamına geliyor bu. Biz zaten buna çözüm olarak da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında esnafımıza bu müjdeyi özellikle buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu basında diğerleri kadar belki yer bulamadı. Çünkü çok fazla sayıda müjdemiz var. Hani diğerleri öne çıktı. Bu biraz geride kaldı ama çok önemli, inanın ki. Bağkurlumuza şu müjdeyi verdik. Dedik ki sağlık güvencen borçlu olduğun süre içinde de kesinlikle kesintiye uğramayacak. Biz sosyal devlet olarak de. Evet, borçlu olan Bağkurlumuzda ama yalnızca sağlık güvencesi geçerli olacak. Yani hiçbir şekilde hastane kapısından dönmeyeceksin. Borcun baki. Devlete borcunu öde. Ama hastane kapısından dönmeyeceksin. Çünkü o ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Bunu sosyal devletin gereği olarak yapacağız. Yani tedavisi yapılacak. Ama borcu silinmeyecek. Tabii. Bağkur prim borcu ayrı. Ama Bağkur'a kayıtlı borcu olan bir vatandaşımız
hastaneden kesinlikle geri dönmeyecek şekilde sağlık güvencesi devam edecek bakın. Bu çok önemli bir şey ve gerçek sosyal devleti vatandaşımız burada yanında asıl bu o zaman hissedecek. Peki o zaman da vatandaşta biraz rahatlık olmaz mı? Nasıl olsa benim sağlık güvencem var. Ben tedavimi yaptırabiliyorum, doktoruma gidebiliyorum, ilacımı alabiliyorum, tahlillerimi yaptırabiliyorum. Ödemeyeyim Bağkur primini diye böyle bir rahatlık olmaz mı vatandaşın şimdi içerisinde? Şimdi şöyle, bunun Bağkur borçlarının silinmesiyle alakalı bir yok, durum hayır. Değil. Silinmesi Bağkur'la değil de kalsın borcum da olsun ama ben tedavimi nasıl olsa yaptırıyorum. Gerek yok. Ama şimdi bunu sosyal ödememe. Devlet olarak zaten yapmak zorundasınız. Hani böyle bir lüksünüz yok. Sen Bağkur borcunu ödemedin. Ben seni hastane kapısından döndürürüm gibi bir lüksü sosyal devletin zaten olamaz. Zaten genel sağlık sigortasını getirmeyi hedefliyoruz. Bırakın Bağkurluyu. Biz işsiz olanı bile hiçbir şekilde primini başlatmamış kişiyi bile genel sağlık sigortası, gerçek bir genel sağlık sigortasından bahsediyorum. Şu andaki uygulamadan bahsetmiyorum. Gerçek bir genel sağlık sigortasında işsizlik yani işsizlik sigortası bitmiş kişilerin, gerçek işsizlerin de hastanedeki sağlık güvencelerini zaten karşılamak zorundayız. Bırakın Bağkurlu'yu. Hani bunu sosyal devletin gereği olarak yapmak zorundayız. Ama Bağkurlu'muz tabii ki emeklilikle ilgili işlemleri, diğer işlemleri için elbette ki borcunu ödeyecek. Zaten borcunu ödeyen Bağkurlu'muz için de şöyle bir mükafatlandırma getirdik. Şöyle bir motivasyon kaynağı yaratacak bir yeni bir müjde verdik. Borcunu ödeyen, vergisini ödeyen, Bağkur primini ödeyen Bağkurlu'muz bir yıl boyunca ödediği vergi tutarı kadar ve sigorta primi tutarı kadar sıfır faizli kredi alabilecek. Bakın ödemeyene elbette ki sosyal devlet yine yanında hizmet dedik. Veriliyor. Efendim? Ödemeyene yine hizmet veriliyor ama ödeyen ödüllendiriliyor. Ödeyen ödüllendirilecek. Şimdi diyelim ki aylık, pardon yıllık 50 milyar lira gibi bir vergi ödemesi ve prim tutarı kadar ödemesi oldu. Herhangi bir küçük esnafımızdan bahsediyorum. O yıl sıfır faizli kredi alabilecek. Bunu köylerde coşkuyla karşılıyorlar. Ben mesela bunu vatandaşımızın hani özellikle köylerde çok önemsediğini bizzat sahada öğrenmiş oldum. Mesela hocam o zaman düğün yapabilir miyiz diye sordular. Hani onlar hatta yalnızca düğün yapanlar gibi mi algıladılar diye düşündüm. Çünkü köyde başka bir hayat yok. Evet yani esnaf hani üretiyor, düğün yapıyor, sünnet yapıyor. Evet evet. Veya yani evini döşüyor. Mesela bunun çok önemli olduğunu ben vatandaşımızdan öğrendim. Çünkü sıkıntının gerçekten vatandaşı ne kadar etkilediğini, onlar için ne kadar önemli olduğunu o geri dönüşlerle alabiliyorsunuz en net ve objektif olarak. Hani çok sevindiler. Yani biz şimdi o zaman mesela kahve çalıştırıyor vatandaşımız bir köyde. Orada vergisini ödeyecek. Yanındaki işte çalışanının da vergisini ödeyecek. Diyelim 20 milyar, 30 milyar bir yıl içinde verecek. O yıl onu hakkı olarak, helal bir şey olarak sıfır faizle alacak. 20 milyar, 30 milyar lira da ister işini büyütsün, ister hangi ihtiyacını görmek isterse onu görsün. Veya yeni çok bir şey önemli olsun. Bir şey. Evet. Şimdi bundan aslında biz de bir kere daha kazanmış olacağız. Sonuçta vatandaş vergisini ödediği zaman kendi eline sıfır faizli kredi geçecek. Bir vatandaşın eline yine sıcak bir para geçmiş oluyor, piyasaya dönecek. Biz ikinci kere kazanacağız. Ondan sonra devlete bir katkısı daha var bunun. Şimdi devlet vergiyi net nakit olarak tahsil edemediği zaman, yani Bağkurlu borcunu ödemediği zaman devlet de elindeki bir nakit gelirden mahrum kalmış oluyor. Devlet de nakit kullanımında bir taraftan borçlanmak zorunda kalıyor. Devlet de borçlandığında yine faiz ödemek zorunda kalıyor. Yani biz bundan iki kere, üç kere kazanmış olacağız vatandaş olarak. Çünkü devlet de borçlanmamış, faiz ödememiş olacak. Hı hı. Devletin kazancı kârı demek, vatandaşın kazancı ve kârı demek. Borç vatandaşın borcu, ödenen faiz vatandaşın borcu. Yani nakit paranın dönüp piyasada sıcak para olarak dönmesi bizi inanın ki birden fazla kere kazandırmış olacak. Biz en kârlı vatandaş çıkacak yani. Taşeron sistemini kaldıracak Cumhuriyet Halk Partisi. Taşeron sistemini artık Türkiye'de bilmeyen kalmadı. X firmasının bir tanesi atıyorum 50 tane işçi alıyor, kendi bünyesini alıyor. Ondan sonra diyor ki ben ETV'ye örnek vereyim. Bu 50 tane işçiyi sizle çalıştırayım diyor taşeron firma. Ama ETV'ye gönderdiği, örnek veriyorum ETV'ye gönderdiği 50 işçiden bir komisyon oluyor. Yaklaşık bu
400 lira, 500 lira, 350 liradan aşağı değil. Her işçiden aldığı bedel bir kere 350 liradan aşağı değil. 350 lira ile 600 lira arasında ETV'ye gönderdiği her işçiden bir komisyon alıyor. Şimdi böyle bir sistem olabilir mi? Yani siz onu hem taşeron sistemde çalıştırıyorsunuz, burada patron kazanıyor, devlet zarar görüyor. Yani ki şu an devletin her kademesinde dışarıdan satın alma sistemi adet olmuş durumda. Zaten bu böyle. Cumhuriyet Halk Partisi der ki taşeron sistemi kaldıracağım. Biraz bu konuya değinelim. Evet, evet. Şimdi ben dün Soma'daydım. Dediğim gibi orada da çok geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Birkaç toplantı yaptık. Hem Soma'da bu tabii çok önemli. Çünkü bu taşeron sisteminin içinde şimdi bizim maden işleri de vardı. Canımızın en yandığı yer Soma biliyorsunuz. Çok sayıda da orada taşeronda çalışan maden emekçimiz var. Dolayısıyla bütün taşeron kalkacak. Bütün alt işverenler, bütün aracı şirketler, Rödovans da dahil madenlerdeki bütün nasıl diyelim çalışmadan kazanan, çalışanın sırtından ve devletin sırtından kazanan komisyoncular diyelim biz onlara. Evet, komisyoncular. Evet, çünkü bu hem vatandaşın aracılar. Sırtında bir yük, hem devletin sırtında bir yük. Hepsi kadroya geçecek. Bunu bütün emekçilere tek tek saymak istiyorum bunu. Çünkü bu hastaneleri de ziyaret ediyorum. Ben de sonuçta içinden gelen, sistemin içinden gelen birisiyim. Hastanelerde, diğer kamuda işte temizlik şirketleri ayrı, güvenlik şirketleri ayrı, sekreterya ayrı, yine madenlerdeki, belediyelerdeki bütün taşeron işçiler, bütün taşeron şirketler, bütün aracı şirketler için geçerli bu. Kesinlikle ilk verilen ve en çok önemsediğimiz maddelerden birisi kesinlikle kalkacak. Taşeron şirketler bu arada tabii kazan kaldıracaklar. Özellikle temizlik şirketleri, hastaneler mesela, hastaneleri çok, evet, başı derttedir bu temizlik şirketleriyle ilgili, taşeron şirketlerle, evet, ilgili. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa kazan kaldıracaklar ama sistem değişecek yani. Tabii biz sonuna olduğunda kadar emekçinin yanında olacağız. Yani bize bu konuda çok net zaten tavrımız. Bütün müjdelerimizle dikkat ederseniz hep üreterek kazanmamıza neden olacak. Yani Türkiye'yi üreterek kazanmamız yolunda olacak kategorilerdedir müjdelerimiz. Karanlıktan üreterek kurtulmak istiyoruz. Taşeron kalkacak, asgari ücret 1500 lira, emekli, çiftçi. Taşeron sistemin kaldırılması haline nasıl bir sistem olacağını seçim bilgisinde kısaca açıklamışsınız. Evet. Siz mi açıklarsınız, buradan okuyayım mı? Bütün taşerondaki çalışan emekçiler kadroya geçecek. Hı hı. Yani ücreti de direkt çalışanlar, emekçiler devletten alacaklar. Haftalık İsterseniz çalışma okur. Süresi, hı hı, ücrette bir azalma olmaksızın 40 hı hı saat inecek. Hemen çok kısa okuyayım. Evet. Kamuda alt işveren ve rödovans uygulamasına son verilecek. Tüm taşeron işçiler kadrolu olacak. Sayın Tur Yıldız Üçer söylemişti zaten kadrolu olacaklarını. Tüm kamu çalışanları güvenli toplu sözleşme hakkına sahip olacak. Haftalık çalışma süresi ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate inecek. Özerk yapıda bir işçi sağlığı ve iş güvenliği konseyi oluşturulacak. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ücretlerini işverenden değil, oluşturulacak olan fondan alacak. Evet. Taşeron sistem, eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ve taşeron sistem kaldırıldığında böyle bir yeni bir sisteme erişmiş olacak Türkiye. Kredi borcu çaresizliği olmayan bir Türkiye demediniz. Kredi borcunu zaten siz esnafa verilecek olan krediden ayrı bahsettiniz. O ayrı bir şey. Ama bu ayrı bir şey, bunu açıklayalım. Hı hı. Bu şimdi kredi kartı mağdurları var Türkiye'de, biliyorsunuz. Çok. Ben de bir tanesiyim zaten. Öyle mi? Şimdi sevgili Nurgül, o kadar çok sayıda ki, bakın rakamı tahmin etmek ister misiniz bilmiyorum ama 5 milyon kişi. Yani benim 4 tane olduğuna göre, 4 tane kredi kartım olduğuna göre bir kişi olarak düşündüm hesabı. 5 milyon tane mağdur var. Yani mağdur sayısı çok yüksek. 5 milyon tane mağdur olur mu? Yani böyle bir ülke olabilir mi gerçekten? 5 milyon tane kredi kartı mağdurunun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz biz. Şimdi bu 5 milyon tane kredi kartı mağdurunun da neredeyse yarısı sırf bu nedenden dolayı mahkum olmuş durumda. Yani vatandaşımızın eziyetine, çilesine bakar mısınız? Bir yerde artık bu çileye dur demek gerekiyor. Bir tanesini bulaştığınız zaman ve dengeli harcama yapmadığınız zaman onun külahını onun başına, onunkini onun başına, bir ay döneminden alıyorsunuz, ondan çekiyorsunuz, ötekisine yatırıyorsunuz, ondan çekiyorsunuz, ötekisine yatırıyorsunuz ama borç her birinde olduğu yerde duruyor, azalma yok. Ben bu kredi kartı konusunda gerçekten de hani sahadayken birkaç noktada şaşırdığım yer oldu. Mesela ben hani
yalnızca çiftçilikle uğraşan vatandaşımızın sonuçta üretiyor, satıyor vesaire. Hani bir döngü var, sabit bir döngü. Kredi kartlarından mağdur olacağını mesela hani tahmin edemezdim bu derece. İnanın ki köylerde bile yani bizzat ekip diken arazisi ne yapsın, olan ne yapsın, vatandaşımız nakit parası olmayınca gübresine gidip kredi kartından alıyor. Evet. Veya mazotuna gidip kredi kartından evet. alıyor. Ben hatta bu maddeyi köylerde ilacını çok dillendirmemiştim. Hani çünkü gittiğimiz yere göre hani burada daha çok hangi konu dikkat çeker ona göre anlatmayı tercih ediyordum. Ama sonra köylerde de anlatmaya başladık bunu. Şimdi şöyle bir çözüm önerimiz ve müjdemiz var. Kredi kartı borç faizlerinin, bakın borç faizlerinin ve tüketici kredisinin de yine borç faizlerinin %80'i silinecek müjdesini verdik. Sadece faizleri silinecek. Borç faizlerinin. Onu da nedenini anlatacağım şimdi. Hı-hı. Tabii ki borçlar değil, borç faizleri. Çünkü vatandaşı asıl zaten yıpratan, öldüren bu borcun giderek, her dakika giderek artan. Oysa vatandaştaki gelir sabit ama borç faizi giderek, bölünerek çoğalıyor. Önünü alınamaz bir rakama ulaşıyor. Borç faizlerinin ve yine tüketici kredisinin de borç faizlerinin %80'i silinecek ve kalan %20'lik bölüm de 5 yıla yayılarak yeniden yapılandırılacak dedik. Şimdi bu çok büyük bir müjde ama yine dedim ya bizim seçim bildirgemize bu kadar akıllı ve mantıklı, vatandaşın derdinin dinlenip direkt dertlere derman olacak şekilde çok büyük bir özenle, itinayla, dikkatle hazırlanmış seçim bildirgesine hiç kimsenin söyleyecek akıllı, mantıklı bir savunması yokken hani söyleyecek sözü yokken karşı görüş olarak dolayısıyla ne yapılıyor? Bir kara propaganda, gerçek dışı söylemler. Şu söylem gerçekleşti. Hani onu isterseniz gene sağdan edindiğim bir tecrübeyle aktarayım isterseniz. Dendi ki peki bu faizler faiz silinirse bu sefer devlet zarar görür bundan. Yani devlet bundan mağdur olur mu? Gibi bir söylem çıktı. Şimdi bakın bunun gerçekle hiçbir bağlantısı yok. Bizim vatandaşımız derken çiftçimiz bile kredi kartı mağduruyken bu ülkede Bağkur'umuz kendi Bağkur primini ödeyemezken biz bu faizleri yabancı bankalara ödüyoruz zaten. Biz bu faizleri devlete ödemiyoruz. Banka kazanıyor. Yabancı banka, bu faizleri ödediğimiz bütün bankalar yabancı banka. Ve bakın rakam çok çarpıcı. Özellikle söylemek istiyorum. Son 10 yılda bizim hepsi yabancı bankalara ödediğimiz faiz tutarı 128 milyar dolar lira. Hani ben şu anda bu parayı hayal edemiyorum. Büyüklüğünü. 128 milyar dolar lira bizim vatandaşımız, yani kendi Bağkur borcunu ödeyemeyen vatandaşımız yabancı bankaya faiz olarak ödedi. Şimdi böyle bir eziyet olur mu? Devlet kendi vatandaşına böyle eziyet eder mi? Ama kendi devlet bankalarını sattı. Durduk yerde özelleştirdi. İşte onların da savunması. O yüzden hani o yüzden söyleyecek bir şeyim yok. Ortada zaten yani bir şey anlatmaya gerek yok bence. Çünkü net olarak ortada rakamlar. O nedenle de vatandaşlarımız ve aklında soru işareti olan herkes müsterih olsun. Bu faiz devlete ödenmiyor ve bizim vatandaşımızın ödediği 128 milyar dolar da bizce yeterli. Vatandaşımızın artık bu çilesine 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bir son vereceğiz ve borç faizlerinin %80'i kesinlikle silinecek. TOKİ'yi de onaylıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela TOKİ'nin konutlarına birçok siyasi görüş karşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi mesela TOKİ konutlarına karşıdır. AK Parti içerisinde bir kısım onaylıyor ama bir kısım milletvekili de onaylamıyor TOKİ'nin konutlarını. Şimdi Müsemde Belediyesi de bir TOKİ konutu yaptıracak, 6000 konutluk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesini de görüyorum. Kiraya mahkumiyeti olmayan bir Türkiye'de TOKİ'nin yapacağı sosyal konutlarda arsa ücreti alınmayacak, maliyeti %40 oranında düşürecek. Biraz da bu konuya değinelim. Evet, yani bu da gerçekten hani çok yankı buldu. Basında yer almayıp yine sahada çok yankı bulan maddelerden CHP birisi. CHP genelde bu seçim döneminde asgari ücret, çiftçinin mazotunun 1,5 lira olması ve emekliye verilecek kazanımlarla ilgili daha çok sahada çalışma yaptı. Ama aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesine baktığınızda
O kadar çok proje var ki hepsini teker teker konuşmak lazım. Fakat tabii buna saatler değil günler yetmez hepsini. Teker teker böyle kısa başlıklar halinde Sayın Tur Yıldız Biçer'le geçmeye çalışıyoruz üzerine. Evet, evet. İşte o nedenle gittiğimiz yerlerde hani daha çok oradaki sorunlara yönelik olan müjdeleri veriyoruz. Çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Mesela bu madde en çok Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerde çok büyük yankı buldu. Direkt bunu sordular. Ben ilçelerde de merkezde de mutlaka Roman kardeşlerimizin yaşadığı yerleri mutlaka ziyaret ediyorum. Ve bütün Roman kardeşlerime de tekrar sizin aracılığınızla sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çünkü çok büyük bir coşkuyla karşılıyorlar bizi. Çok zevkli mitingler yapıyoruz. Çok coşkulu yani böyle çoluk çocuk sokakta hani şarkı türkü söyleyerek, halay çekerek mitingler yapıyoruz. Gerçekten gösterdikleri ilgi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onlar mesela ve bütün vatandaşımız. Özellikle işte şehrin daha çok kenar mahallelerinde yaşayan ve çoğu neredeyse o inanamayacaksınız yaşadığı yerlere o evlere bile 500, 600, 700 lira kiraların verildiğini mesela ben gördüğümde şaşırdığım noktalardan birisi de bu oldu. Çok yüksek kiralar yani tahmin edemezsiniz 949 lira asgari ücretin olduğu bir yerde yani neredeyse böyle hani zar zor şartlarda hayatlarını sürdürdükleri konutların kiralarının 500 lira ve üstünde olduğunu gördüğümde inanın ki ben hani açık ifade ediyorum şaşırdım yani çok yüksek buldum bu kiraları. Dolayısıyla şimdi asgari ücretlimiz bile zaten asgari ücret 1500 lira olacak dedik. Bizim konutla ilgili müjdemizde hiçbir peşinat vermeksizin hiçbir peşinatı yok bunun toplu ödemesi yok. Direkt 277 lira taksitli ödemelerle 70 metrekarelik ev sahibi olacak kardeşlerimiz. Ve bunun için de herhalde... Yani 1 artı 1 mi oluyor bu 70 metrekare? Artık toplamı 70 metrekare. Hani 1 artı 1, 2 artı 1 o konuda bir açıklama yok. O tabii projelendirme aşamasında netleşecek şeyler. Şey olarak, alan olarak, kullanım alanı olarak 70 metrekarelik evler 277 lira taksitle. Ve bunun için de herhangi bir şekilde başvuran herkes, yani hiç kimse... Bunun için bir torpil bulmak zorunda kalmayacak. Yandaşlık kanıtlamak zorunda şöyle kalmayacak. Şöyle sorayım Sayın Tur Yıldız Biçer. Düşünün ki 7 Haziran sabahı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına uyandı Türkiye. Bu çok önemli aslına bakarsanız. Asgari ücret kadar, mazot kadar, emekliye verilecek para kadar çok önemli. Çünkü evsiz o kadar çok insan evet. var ki dediğimiz evet. gibi asgari ücretle geçinen insanların ev alabilmesi... hayal bile değil. İnsanlar hayal bile değil. Ev kirasını veremiyorlar. Ev kirasını veremiyorlar. 277 lira... Bildiğimiz 277 lira yani. Evet. 2 tane 100 bir de 77 liranın olduğu 277 lirayla ev sahibi, TOKİ'den ev sahibi olabilme şansına sahip olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar partisi olursa. Hı hı. Ne kadar düşün 7 Haziran sabahına, 8 Haziran sabahına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla uyandı Türkiye. Hı. Manisa'da böyle bir TOKİ projesi ne kadar sürede başlar ve bitirilir? Şimdi, bu konuda bilginiz var mı? Evet. Şimdi şöyle, bizim 2015 Haziran seçim bildirgemizdeki bütün sözler, bakın bu bildirgedeki, resmi bildirgemizdeki bütün sözler en geç bir yıl içinde. Bütün sözlerden yani bahsediyorum. Yani bu TOKİ projesine derhal başlanacak. Evet, kesinlikle. Ama bunların bir kısmı var ki bir yılı bile bulmayacak 100 gün içinde. 100 gün içinde dedim ya en başında. Kurban Bayramı'nın sonuna kadar emekli olan ikramiye derhal. Evet. Hemen bir ay 10 gün sonra 17 Temmuz'da Ramazan Bayramı'nda derhal hayata geçecek bu. Mesela demin söylemedik sıra ona gelmedi. Öğrencilerimize bütün üniversite öğrencilerine bakın. Bütün üniversite öğrencilerine 2 kişilik odalarda ücretsiz devlet yurdu dedik. Ve bunu üniversiteli öğrencisi kardeşlerime bir kere daha buradan hatırlatayım. Tabii ki sahada anlatıyoruz basında da yer buluyor ama. Çok önemli. Bu sözümüz bir yıl mesela. Yani bu 7 Haziran'da seçim, lise son sınıfı okuyan kardeşlerim ya da lise 2'de okuyan kardeşlerime yetişecek şekilde. Yani Eylül'de eğitim öğretim sezonunda 2015-2016 eğitim öğretim sezonunda 2016 Haziran'ında yetişecek. Evet hazır. Bir yıl. Bundaki sözümüz net. Ve bütün sözlerimiz bir yıl içinde ama birçoğu bir yılı da beklemek sizin 100 gün içinde. Taşeron işçi 100 gün içinde kalkacak mesela. Çok kısa sürede. 100 gün. Gözümüzü açıp kapatacağız 100 gün geçecek zaten. Kurban Bayramı'nın sonu. 3 ay yani 4 ay bile değil. Hı hı.
Öğretmen ve öğrencisinin sorunları olmayan bir Türkiye başlığı altında atama bekleyen öğretmen kalmayacak. Bunu zaten aslına bakarsanız sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Milliyetçi Hareket Partisi seçim bildirgesinde koymuş. Zaten AK Parti bunu savunmuş olmasına rağmen yazık ki şu an on binlerce atama bekleyen öğretmen var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu projeyi bir yıl içerisinde mi yoksa dediğiniz gibi mi? Tabii bütün sözlerimiz bir yıl içinde. Zaten Genel Başkanımız sevgili Nurgül, bakın bu elinizdeki evrak bizim seçim bildirgemiz, broşür, resmi evrak niteliğinde bir evrak. Bu zaten söz. Tabii. Bu zaten söz anlamına geliyor. Yani illa noterden tasdik olması gerekmiyor zaten. Gerekmiyor ama noterden tasdik de yaptırdık. Ve biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir de açıklama yaptı. Eğer bu verdiğim sözler bir yıl içinde gerçekleşmezse dedi. Çünkü bir yıl için söz veriyorum. Ben genel başkanlıktan ayrılacağım. Tabii. Yani bu kadar net ve kararlıyız. Bu kadar net ve kararlı. Ve bu cesarette, bu kararlılıkta, bu kadar inandırıcı, bu kadar artık nasıl söyleyeyim, bir insanı inandırmak isterseniz, ben bazen vatandaşa soruyorum, siz diyorum beni bir şeye inandırmak isterseniz daha fazla ne yapabilirsiniz? Yani bir öneriniz var mı bize? Şunu da yapın, inanayım. Sözümüzü verdik. Bildirgemiz net, resmi. Notere gittik. Böyle bir açıklama yaptık. Bakın size bizzat anlatıyorum. Başka varsa bir öneriniz, onu yerine getirelim. Başka söyleyecek kimsenin bir şeyi olmuyor zaten. Yani inanacak. İnsan buna inanır. Zaten akıl ve mantık doğrultusunda bu kadar somut şeylere her şey net ortada, rakamlar, devletin kendi rakamları. Kısacası şu, şimdi bildirgede çok güzel projeler var. Vatandaşın beklentisini karşılayan vaatler var. Bunların yapılıp yapılamayacağını bilebilmek denemeden kimsenin bilemeyeceği bir iştir. Sayın Hasan Ören bundan yaklaşık bir 25-30 gün önce canlı yayına davet ettiğinde kendisi dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kereliği olsun, 4 yılında olsun bir şans verilsin. Biz bunları yapıp yapamayacağımıza vatandaş kendi karar versin. Hı hı. Zaten bunu 4 yıl içerisinde biz yapamayacaksak verdiğimiz sözlerin arkasında da duramayacağız. Sizin az önce söylediğiniz şeyi o da tekrarlamıştı ve demişti ki Sayın Genel Başkanımız, eğer ben bunları yapamazsam bu koltukta oturmayacağım, alıp başımı gideceğim. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir kendi içerisinde öyle bir döngüsü ve öyle bir yönetimi var ki genel başkan da olsa genel başkanlık koltuğunda kalamaz diye açıklama yaptı Hasan Ören. Zaten istifa ettirilir, eder kendisi, genel başkan kendisi eder veya ettirilir şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Ve demişti ki bize bir şans verilsin, bunları gerçekten yapıp yapamayacağımızı görsün vatandaş diye. Şimdi genel başkanımız zaten kendisi de İzmir'den ön seçime girdi biliyorsunuz. Yani Türkiye'de aslında belki de hayal bile edilemeyecek şeyler gerçekleşti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin dediğim gibi birkaç sene önce, birkaç ay önce bile hayal edemeyeceği bir noktaya geldi. Yine hiçbir partinin söylemeye dahi cesaret edemediği, Türkiye'nin neredeyse çoğu yerinde kontenjansız ön seçimler gerçekleşti. Manisa'mız da buna dahil. Yani yine seçim bildirgemizin açıklamasında genel başkanımız net olarak ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirmek istediğim ilk nokta lider sultasına son vermektir dedi. Amacım bir sonraki seçimde Türkiye'nin neredeyse her yerinde ön seçim yapmaktır dedi. Yani bu kadar birinci sınıf demokrasiyi kendine hedef edinmiş, böyle bir şeyi hedeflemiş bir partinin söylemlerine inanılmayacak da neye inanılacak? İnanın ki yani söylediği her şey gerçekleşmiş, hayata geçirilmiş. Bunun için hiçbir riski göze almaktan çekinmemiş bir parti. Ne genel başkan. Ben ve genel başkanımız, bütün sözlerin genel başkanımız arkasında, biz de milletvekili adayı olarak arkasındayız. Topluma kesinlikle yalan söylemedik ve bundan sonraki düsturumuzda hiç yalan söylemeden hizmet etmek olacak. Bundan bütün vatandaşlarımız emin olabilir. Peki Tur Yıldız Biçer, zamanımızı çok fazla aşmayalım çünkü saat 14'te ara haber bültenimiz var. Şu kamera sizin. Son seçim konuşmasını yapıyorsunuz. Çünkü evet. 2,5 gün gibi bir zaman kaldı. Hı hı. Manisalılara, seçmenlerinize neler söylemek istersiniz? Bu kamera sizin. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Nurgül. Şimdi ben vatandaşlarıma tabii bu süreç içinde verdikleri destekten dolayı bizi köylerinde, evlerinde, tarlalarında, kahvehanelerde, yollarda, her yerde gerçekten büyük bir ilgiyle ve coşkuyla karşıladıkları, sabırla dinledikleri için, verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bütün Manisalımıza, halkımıza sesleniyorum.
kadınımıza, erkeğimize, gencimize, üniversitelimize, genç çiftçimize, taşeron işçimize, ondan sonra asgari ücretlimize, yine emeklimize, işsizimize, bütün vatandaşımıza sesleniyorum. Eğer 8 Haziran sabahında aydınlık bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsanız, yaşanacak bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsanız adres belli. Sevgili vatandaşlarım, sevgili hemşerilerim, mührü 6 oka basacaksınız. Ve 6 oka basacağınız her mühür sizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın yaşanacak bir Türkiye'ye merhabası olacak. Sizlere 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum, kucaklıyorum. 7 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar vekili olarak sizlerde her alanda verdiğimiz sözleri yerine getirmek üzere yaşamın her alanında sizlerle birlikte olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel konuştunuz. Maşallah. Öğrenmişsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güzel konuşabilen, kendini ve şehrini güzel ifade edebilen bir kadın milletvekilini inşallah Manisa'dan göndermiş olacağız Tur Yıldız Biçer'i. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, seçim 2015'i şimdi burada bitiriyoruz. Konuğumuz Tur Yıldız Biçer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. sıra milletvekili adayı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesini, seçim vaatlerini kısaca olsun üstünden geçmeye çalıştık. Hem de Tur Yıldız Biçer yeniden kendisini hatırlatmış oldu. Pazar günü halk sandık başına gidecek, kendi tercihini kullanacak, hangi partiyi, hangi milletvekilini seçecek, buna halk kendisi karar verecek. Bakalım 8 Haziran sabahı Türkiye hangi iktidar partisiyle güne merhaba diyecek. Hepimiz için hayırlısı olsun. Kim Türkiye'yi iyi yönetecekse, kim haksızlık etmeyecekse, kim vatandaşın hakkını koruyacak ve savunacaksa ve teslim edecekse o iktidar olsun istiyoruz efendim. Seçim 2015 burada bitiyor. Hoşçakalın.